Hele yaş kemale erince daha da zorlaşıyor. Burada mıydın anneanneciğim? Bir şey soracaktım da sana. Sor bakalım Çeyrek Aslancık. Şimdi bize öğretmen okulda ödev verdi matematikten sorular. Onları şey edelim senle diyecektim. Babanla niye şey etmiyorsun yavrum? Onun aklı numaralara iyi çalışır. Ya yok anneanne ya. Soruları görünce hemen tırtladı. Sen daha iyi anlarsın bu işlerden. Hadi bir anneanne. Bir gözünü seveyim bir el at ya. Vallahi yoksa okulda alay konusu olacağım. Tamam. Çözeriz. Baban daha ayakkabısının bağını çözemezken biz bu soruları çözüyorduk. Soru bir. Gönder gelsin. Bir musluk bir havuzu 2 saatte doldurur. Evde kalmış bir teyze de aynı havuzu maşrapayla 2 saatte boşaltırsa bu teyze kaç sene evde kalmıştır? Ne biçim soru kız bu? Ya vallahi burada öyle yazıyor anneanne. Geç, öbürüne geç. Tamam, ikinci soru. A yönünde yola çıkan bir tren ağzına kadar evde kalmış şen dul doludur. B yönünden gelen tren ise geldiğine pişman olmaktadır. Bu durumda evde kalmış teyzelerin hızı kaçtır? Onu da geç. Tamam, geçiyorum. Üçüncü soru o zaman. Bakkala giden X yaşındaki bir teyze emeklilik maaşının 3/4 ile kendisine ağırlığınca leblebi alır. Parasının geri kalanı teyzenin yaşının yarısıdır. Buna göre bu teyze kaç yıldır sap yaşamaktadır? Cadolos, yalan söylüyorsun. Böyle problem olmaz. Beni sinirlendirmeye çalışıyorsun değil mi? Bilsiz, çeyrek aslancık. Ama daha 10 tane soru vardı anneanne. Bunlar kim ayol? Bunlar mahallenin en yaşlı bekarlarıydı. Evlendiler, bayrağı sana devretmeye geldiler. Baba, bayrağı ver, bayrağı. Damat artık. Ben bu bayrağı alır, münasip bir yere dikerim. Baba tamam baba. Tamam yeter. Al şunu al. Tansiyon ilacını dondurmayla yutarsın tamam mı? Kendine iyi bak, sağ ol geldiğin için. Hadi. Hadi. Allah'a emanet. Aslan, niye uğraşıyorsun annemle? Yavrum uğraş. Baba bu taraftan. Şuradan. Hemen odaya girmeye hazırlanıyorsun. Vay ne hızlı çapkın çıktı be. Yavrum ben onda değilim. Anlatamıyorum ki yani. Evlensin, yuva kursun. Bu yaşına gelmiş. Yalnızlık Allah'a mahsus. Bütün mevzu o.